Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'a bizler de çok çok iyiyiz. Yorgunuz, keyifliyiz, geziyoruz, dolaşıyoruz Banu'cumla beraber. Güzel vakitler geçiriyoruz. Şimdi kahvaltı hazırlığına başlıyoruz arkadaşlar. Bugünün planlamasını hiç yapmadık. Bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz yani anlayacağınız. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Muhtemelen kuaföre gidebiliriz veya ben diyorum ki Banu'cum diyorum az şu mobilyacıları bir gezelim diyorum. Böyle hazır yemek odalarına bir bakalım. Dün ham ahşapçıları gezdik. Böyle benim istediğim masa ham ahşap bir masaydı arkadaşlar. Hani hayalimdeki diyeyim, aklımdaki. Bir fiyatları alalım dedik ama hem fiyatı aldık hem boyumuzun ölçüsünü aldık. Ama beni çok yoruyordu bu. Ben gezmek istemiyorum. Hadi canım. Banu'ya ayak uydurmak mümkün değil arkadaşlar. Kadın hızlı. Ay eve gelirken bir tane market açıldı Carrefour'sa. Yeliz diyor, oraya da girelim diyor. Banu dedim hiçbir şey yok bakkal gibi. Ay yaz diyor, ben bir bakayım diyor. Oraya da girdi. Oraya da gireyim. Saat 10'da geldik eve. Vallahi saat 10'da geldik eve. Seviyor gezmeyi. En güzeli. İşini gücünü bitiriyor. Kadın seviyor, geziyor. Ben böyle şey yapamıyorum. Bakın kendine şu an kahve yapıyor. Çayı demledim işte. Neyse bakalım bugün neler yapacağız arkadaşlar. Aç bana aç. Su alıyorum arkadaşlar. Çaydanlığın altında su alıyor da arkadaşlar. Kahve yapmak için su aldı. Yok canım ne olacak? Estağfurullah. Ondan sonra işte arkadaşlar bakalım bugün ne yapacağız? Böyle tam yemek odası takımına da bir işte konsoludur, sehpasıdır, masasıdır, sandalyesidir. O tarz bir gezme de yapmak istiyor. Hani Banu yanımdayken gezmek istiyorum aslına bakarsanız. Çünkü fikir alışverişinde bulunuyoruz. Böyle danışıyoruz birbirimize. Onun orası öyle mi? Bunun burası böyle mi? Falan diye. Her neyse bakalım şu an net bir şey yok arkadaşlar. Önce şu kahvaltı faslını aradan bir çıkaralım. Yufkam vardı biliyorsunuz. Geçen gün misafirim geleceği için almıştım. Gözleme yapacağım. Hemen şöyle konservemi çıkardım. Domates kavuracağım. Banu'cum yumurtayı pek böyle severek yemiyor. O yüzden soğanlı domates kavuracağım. Gözlememiz olur. Kahvaltılıklarımız burada. Allah bereket versin. Daha ne olsun arkadaşlar. Bir bardakla çay yanında oldu bitti. O zaman Yeliz bacınız kahvaltısını hazırlasın ve yeni güne hep beraber güzel bir şekilde başlayalım. Ben dün akşama kadar gezdim arkadaşlar ve ayağım o kadar acımadı. Acaba ilacın etkisi mi? Ben de burası hep soyut doğruyumda yemek yaparız. Enişte mi? Ya yemeği yaparız. Bam yapışırım hemen. Konserve yaparım. Konservelerden pişiririz bir şey. Bam bir şey der. Aha, uğraşma. Arkadaşlar ilacın etkisi galiba. Topuğum çok çok daha iyi. Çok şükür Allah'a. Hani korktuğum gibi olmadı. Vallahi dün Banu'ya dedim. Banu bak benim ayağım öyle böyle. Çok da hani dedim yorulmak istemiyorum. Çok şükür Allah'a korktuğum gibi de olmadı. Hemen kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Size de keyifli izlemeler diliyorum arkadaşlarım. Eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videoların devamı için gerçekten bunları istiyorum sizden. En büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve kıymetli yorumları. Bu ara arkadaşlar misafir telaşımda, evde yatılı misafirimde derken yorumlarınızı okuyorum ama dönüş yapamadım arkadaşlar. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın. Yatılı misafirim var. Yatılı misafirim var. Görüyorsunuz. Benim. Ve kaçta uyuduğumuzu da söyler misin? 3, 4, 5. Ve Banu'nun yanında da böyle sürekli telefonda haşır neşir olmak da hoş olmuyor. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yani böyle ben şöyle sürekli telefona gömülmüş bir şekilde eve gelen insana da saygısızlık gibi oluyor. O yüzden beni mazur görün arkadaşlarım. Birazcık idare edin bu ara. O zaman tekrardan söylüyorum ve kahvaltımızı hazırlamaya yeni güne başlıyoruz. Haydi bakalım yeni gün hepimize çok güzel şeyler getirsin. Şöyle gözlemelerimiz hazır. Domatesi kavurdum arkadaşlar. Peynirleri çıkardım. Şu tabaklara aldım peynirleri. Kahvaltılık kaselerden çıkardım. Şimdi çayımızı dolduracağız. Afiyetle karnımızı doyurup hazırlanıp bir şeyler yapacağız herhalde. Bakalım üzüm. Anne sen de kahvaltı yapacak mısın oğlum? Yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Minnoş çocuğum benim. Minnoş.
O zaman biz çaylarımızı da dolduralım, kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Allah bereket versin, Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin inşallah. Bir taraftan kahvaltı yapıp bir taraftan da yemeğimi ocağa koyuyorum arkadaşlar. Reyhancığım bana geçen sene şöyle iki kavanoz bamya vermişti. Onu şimdi koydum ocağa, nohut ekledim, kıyma kavurdum, soğan kavurdum. Reyhan'ı da aradım, sordum. Reyhancığım dedim, böyle hani suyunu süzecek miyim dedim bamyanın. O da dedi ki Yeliz'cim limonlu su, hiç süzmene gerek yok. Bakın hiç uzama falan da yapmıyor. Limon da ekleme dedi. Fazla da karıştırma dedi. Şimdi bu haliyle bırakacağım. Tuzunu ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Yemeğim de bir taraftan pişsin bakalım. Kahvaltı sonrası. Banucum kahvemizi yapıyor. Ben de bulaşık makinemizi halletmeye çalışıyorum. Banucum diyorum, dur beraber yaparız diyorum. Yok, kadın hazırladı. Tepsiler hazırlandı. Fincanlar hazırlandı. Çikolatalar, sular hazırlandı arkadaşlarım. Sen bir işini yap, beraber otururuz. Keyif yaparız Yeliz'im dedi. Biz bugün ne yapacağımızı bilemedik. Evet. Söyle, neye karar verdik en son Banu? En son Mudo'ya falan gideceğiz işte. Evde keyif yapalım dedik önce. Evet, sonra görümcem dayanamadı. Gezmeyi gidelim dedi. Bir tane şey var, sahilde Yeşil Yurt AVM var arkadaşlar, alışveriş merkezi. Orada Mudo var, Çakra var. Hani çok güzel ürünlerin olduğu mağazalar var. Alacağımızdan değil ya işte, gözümüz gönlümüz açılsın diye. Gezelim, dolaşalım, neler varmış bir bakalım istedik. Öyle karar verdik. Şimdilik öyle. Bilmiyorum ne yapacağız. Mis. Sol elini alsana Banucuğum, sol elini. Ha öyle mi? Nasıl çekeyim ben şimdi? Ben acemiyim canım, tecrübeli değilim. Öğreteceğim ben sana. Seni YouTuber yapacağım ben. Valla ben de ısrar ediyorum Banu'ya. Ben hiç anlamam bu işlerde. Öğreteceğim diyorum. Yapamam. Öğreteceğim diyorum. Beceremem. Yaparsın diyorum Banucuğum diyorum. Seni de severler, beni sevdikleri gibi diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yok. Allah razı olsun sevenlerimizden. Hayatı paylaşmak çok güzel arkadaşlar. Sizleri de böyle ortak etmek de çok güzel. Ne mutlu bana. Rabbim sizin gibi insanlar çıkardı karşıma. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımız da hep sizin gibi olsun. Kalbi gönlü güzel olsun. İnşallah diyeyim ve kahve keyfimize geçelim. Banucuğumun elinden kahve keyfimize geçelim. Yakasını görmeyin Banu'nun. Defne'nin boyamasını yaparken üstünü başına batırmış. Kahve faslından sonra hemen yemek faslına geçiş yaptık arkadaşlar. Banucuğum arkadan çağırdı. Duydunuz. Ne oldu Banu? İkisini bir de hopladı. Kedilerden korkuyor Banucuğum ama yine de seviyor onları valla. Şöyle pilav yapalım istedim arkadaşlar. İri taneli bulgurla kahvaltıdan artan menemenimizi değerlendirelim istedim. Bamyayı pişirmiştim zaten. Şimdi hemen baharatını ekleyeceğim. Karabiber ve nane ekleyeceğim. Pişmeye bırakacağım ve Defneciğime çorba yapacağım. Evet. Şehriye çorbası yapacağım Defne'ye. Mercimek de seviyormuş, şehriye de seviyormuş. Ben aslında şey dedim, yayla çorbası mı yapsak Banu çocuğa dedim. Çünkü böyle yemek seçtiği için çocuk doyamıyormuş gibi geliyor bana da. Kahvaltıda da pek bir şey yemedi. Boş gözleme yedi arkadaşlar. Banucuğum da hiç uğraşma, mercimek falan şehriye yapalım dedi. Ona da şehriye çorbası yapacağız. Şöyle pilavımız pişerken hemen şehriyenin çorbanın hazırlıklarına da geçeyim ben. Banucuğum çorbanın başına geçti arkadaşlar. Şöyle dondurucuya attığım kemik ilik suyundan da attık. Şifa olsun inşallah minnoş kızıma. Şehriyeyi domates salçayla beraber kavurduk. Valla Defne nasıl yapıyorsa, nasıl yiyorsa öyle yapmam dedim. Ben ona bir sordum, öyle mi yapayım, böyle mi yapayım. Telefonu çalıyordu. Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye sordum. Sonra kendisi geçti. Ben dedi yapayım Yeliz'cim dedi. Ben de o sırada işte mutfağı topluyorum. Bir kahve faslı daha yapacağız muhtemelen. Burada da böyle pilavımız pişiyor arkadaşlarım. Telefonlar arka arkaya çalıyor. Ben de bir telefonuma bakayım. Hoş geldin Bucacığım. Tam kahvemi yaparken Alişim geldi arkadaşlar. Valla kahveyle beraber şeker kavanozunu getirdim ama şeker kavanozunu doldurmayı unutmuşum. Sonradan diğer şeker kabından aldım. Şöyle kahvemi yapayım. Hemen Alişin yemeğini vereceğim arkadaşlar. Telefon açtım dedim. Hani biz böyle AVM'ye gitmeyi düşünüyoruz.
O da dedi ki dışarıda hava o kadar soğuk, o kadar yağmurlu ki nasıl gideceksiniz falan dedi. Dedik hani böyle gideriz Ali ne yapalım falan dedim işte. O da o zaman dedi ki bekleyin ben sizi götürürüm, beraber azıcık dolanır geliriz dedi. Cansu'nun da çıkmasını istedim arkadaşlar özellikle. Çünkü çocuğum hani zor bir dönemden geçti biliyorsunuz. Bir saat de olsa dedim şöyle kafanı dağıtırsın kızım. Hadi sen de gel bizimle beraber gezeriz, dolaşırız. Bir saat kafa dağıtırız, geliriz dedim. Ali şimdi yemeğini bekliyor. Hem kahvemi içeceğim hem de bir taraftan Aliş'in yemeğini hazırlayacağım arkadaşlar. Şu an tencere kapak seslerini duyuyorsunuzdur. Yemekleri kontrol ediyor. Beğendin mi menüyü canım benim? Beğendim çok. En çok hangisini beğendin? Gel yanıma gel Azgel. Bamya. Gel yanıma gel Azgel. Sen zaten geçen gün şey demiyor muydun? Ne? Konserveleri yap. Evet dedim değil mi? Konserveleri yap pişir artık diyordu. Valla bugün aklıma dedim bamya yapayım. Bağlı şey dedi hatta kahvaltıyı hazırlarken. Yeliz ben de pırasayı doğrayayım da yemeğimizi yapalım. Hani eniştem eve geldiği zaman mağdur olmasın, adam aç kalmasın falan dedi. Dedim Banucuğum ben bamya falan bir şey yaparım. Hani konservelerden hazırda ne varsa ondan yaparım, hallederim dedim. Öylelikle bamyayı pişirmiştim işte. Bu konservelerin bir de geriye taşınma işleri de olacak yani arkadaşlar. Bir daha eve konserve mi götüreyim Banu? Bitireyim değil mi? Yani. Tekrardan konserve yapma zamanı geliyor zaten Haziran'da. Yani domates çorbası yaparsın. Domates çorbası, menemen. Neyse ben hemen Aliş'in yemeğini de vereyim arkadaşlar. Biz üstümüzü giyindik, o da karnı doyursun. Sonrasında yollara düşelim bakalım. Gezelim, dolaşalım, siz de gelin benimle beraber. Hep beraber gezelim. Kahveleri beraber içiyoruz, gezmeleri de beraber yapıyoruz. Arkadaşlarım bekliyorum hepinizi. Hadi vallahi arkadaşlar yemeyeceğiz dedik. Eve gelince yeriz dedik ama dayanamadık. Gerçekten o kadar lezzetli görünüyor ki bamya. Çok da güzel olmuş. Ali beğendi. Cansucuğum bir taraftan yiyor. Ali Beyciğim bir taraftan yiyor. Ve bulgura bakıyorlar. Banucuğum bulguru çok beğendi. Ne bulgurun adı Ali? Başbaşı. Ne? Başbaşı. Başbaşı bulguru arkadaşlar. Ay ben de hemen oturacağım yiyeceğim şöyle ekmeği bandıra. Ben de yiyeceğim valla. Allah bereket versin sofralarımıza, evimize. Rabbim bereketini eksik etmesin inşallah. Arkadaşlar giyindik hemen. Zaten hazırdık. Yemekleri yedikten sonra çıkıyoruz bakalım. Ali Beyciğim arabada bizi bekliyor. Hep beraber gidelim. Birazcık gezelim, dolaşalım. Saçlarımızın beyazı da nasıl pırıl pırıl parlıyor valla. Haydi bakalım. Allah herkese saçının beyazladığını da göstersin inşallah. Nasip etsin, sağlık, sıhhat versin, ömür versin. Saçımızın beyazladığını da görelim. Ne? Tamam haydi. Çok mu yağıyor? Oo, bayağı yağıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Ay, çok fena yağmur arkadaşlar. Islandık. Şöyle geçelim. İngiliz onla başladık arkadaşlar. Güller ne kadarmış diye merak ettim. 51 TL şu an indirimli. Çok 51 TL bir tanesi. Çok beğeniyorum ama 10 tane alsak 500 lira. Banucuğum. Bir vazo dolusu alsak 500 lira. Şöyle İngiliz onu gezelim bakalım. Ne Banucuğum? Yastık kılıfı 70 lira. Aslında benim de ihtiyacım var biliyor musun? Ama şu an taşınma işi olduğu için her şeyi ertelemek istiyorum. Ay düştüm. Buradan ısınmış tüm nevresim takımlarında kasada %30 indirim. 700, tek kişilik 700, 490. 770 lira şunlar. 630 lira. O Karaca'nın benim aldığım var ya Banu. Lastikli çarşaf 500 lira olur mu? Ay ama %30 indirim varmış ya. 500 lira. %30 yani, ne kadar ucuz, yapacak? Ucuz ne kaldı? 500 çok yani. Çok. Çok güzeller ama gerçekten bir lastikli çarşaf da 500 lira.
canlarım, İngiliz Home'dan sonra Banu'cumla Koto'nun çocuk bölümüne bir bakalım dedik ve gördüğümüz en uygun fiyat şu Tide'dı, 120 TL o da arkadaşlar. Çocuk kıyafetleri de gerçekten büyük kıyafetleriyle yarışıyor. Nasıl bir pahalılıktır anlamış değiliz. Allah'ım herkese alım gücü nasip eylesin. İndirim var yazılarını görünce böyle mağazaları gezmek istedik ama çok da indirim olduğunu anlayamadık, hissedemedik, ne yalan söyleyelim. Dolandık, hava aldık, böyle baktık, modellere baktık, neler varmış, neler yokmuş. Bu pantolonları çok beğeniyorum ben. Çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Sonra çok güzel kabanlar falan vardı. Gömlekler vardı, ceketler vardı. Gezdik, doya doya gezdik bakalım arkadaşlarım. Banucumda olunca çok da böyle evde vakit geçirmek istemedim. Çünkü o gezmeyi çok seviyor. Beraber, ben de seviyorum ama onun kadar şey değilim. Aktif olamıyorum gezme konusunda. Onunla beraber şöyle güzel, keyifli vakitler geçirmek için dolandık arkadaşlarım. Çok da güzel oldu, çok da keyifli oldu. Tadını çıkardık diyebilirim. Şimdi de Mudo'ya gidiyoruz arkadaşlar. Üst kata çıkıyoruz. Koton'u da gezdik. Azıcık baktık işte bir şeyler. Şimdi Mudo'ya bakalım, oradaki fiyatlara bir bakalım. Vakit geçirelim. Arkadaşlarım, büyük bir hayal kırıklığına uğradıktan sonra Migros'a doğru gidiyoruz, Ali'nin yanına doğru, çünkü gezmek istediğimiz yer ne yazık ki kapanmış. Yazın çok güzel gezmiştik, çok güzel ürünler vardı ama şimdi kapanmış. Eve gidince anlatırım artık arkadaşlar. Şimdi Ali'nin yanına gidiyorum ben. Bir bakalım alması gereken şeyler vardı. O mu indirime mi girmiş? Benim beyazlar için ihtiyacım var aslında. Evet kızım. Deterjan. Ne kadar aymış Banu? 36 yıkama 99. Evet. Şundan alayım ben. Beyazlar için deterjanım yok çünkü. Evet. 133'ten 100'e inmiş kızım. Daha da pahalıydı. Değil mi? Tabii. Biraz şey de iyi. Ne gördün? Ne gördün Banu'cum? Gelip gidip bu tabağa bakıyoruz ha. Ne kadar? Gelip gidip bakıyoruz şu tabağa. Bu 70. 69.95 lira. Bu 23 lira kalmamış.
Şunlar da çok iyi oluyor Banu, tencerelerin tavaların içine kadarmış? Ya. Ben alacaktım keçe. 29-30 lira. Keçeden de aldım. Tavalar birbirini çizmesin diye. Evet, üçü evet, üçü evet. Mü? Üç tanesi 30 lira. 10 lira işte. Alayım ben görüntüden keçe. Ha. Tamam. Aklımdaydı zaten. Tamam. Bizimkiyle gidince Dinarsu'nun çift kişilik fitilli battaniyeleri gelmiş arkadaşlar. Şöyle 300 TL. Çok güzelmiş ama yumuşacık. Bayılıyorum yeşile. Bayılıyorum yeşile efendim. Ben de şimdi girdim dedi. Bilmiyorum ki, bir arada sor bakalım. Şöyle bir gezmeye devam edelim. Kapaklı borcamlar gelmiş. Banucuğum bunları gördün mü? Bak kapaklı borcam. Çok güzel. Fiyatlar da 230 TL ve 199 TL. Fiyatı uçtu artık. Neyin fiyatı uçmadı ki Banu? Ucuz ne kaldı onu söyle. Hiçbir şey. Hiçbir şey kalmadı. Şurada da tabaklar varmış. Şunlar da çok güzel duruyor ya. Değil mi, dalgalı dalgalı desenli desen. Şöyle kaseler var. Eskiden şunlardan ne kadar kullanıyorduk? Bu ne kadarmış Banu? O da çok güzel. Yazmıyor ki. Keramik. Şuralarda yazıyordur o zaman. Aslında şöyle bir küçük tavaya ihtiyacım var arkadaşlar. İkili olarak satılıyor Papilla'nın ve 220 TL. Yani artık evdeki bu boy olan tavam eskidi. Değiştirmem gerekiyor, yenilemem gerekiyor ama istediğim boyda da bulamadım. Bana bir tane lazım, iki tane değil. Çünkü şu üstteki çok daha küçük. Şu boy gerekli gelmiyor bana. Sos tenceresi de 130 TL'ymiş arkadaşlar. Migros'u geziyoruz şimdi de. Arkadaşlar şimdi evimize girdik. Eve girer girmez dedik ki böyle, hatta yolda dedik çay demleyelim, çay keyfi yapalım çünkü. Ama çayı daha izlemesin. Çünkü arkadaşlar ay hiç gittiğimize değmedi. Hiç keyif alamadık gezmekten. Mudo'nun böyle ev aksesuarları, ürünleri vardı. Çok güzel şeyler vardı. Hani geçen sene gezmiştik Mudo konsept. Ama şimdi kaldırmışlar, kapatmışlar. Samsun'un hiçbir yerinde yok dediler. Ondan sonra işte öyle sırf onu gezmek için gitmiştik. Anlattım ya size de Migros'a giderken. Eve gelirken de şimdi dedik ki çay demleyelim içelim. Bir demlik çay demleyelim içelim dedik. Banucuğum dedi ki enişte senin demlediğin çay çok güzeldi. Dün akşam çay gerçekten içmeye doyamadım dedi. Biz çarşıdan gelirken Ali Beyciğim bize çay demliyordu işte. Biz pastayı alıp gelirken falan. Ondan sonra eve girdik hemen. Banu dedi ki enişte çay çok güzeldi sen çayı demle. Nasıl? Hakikaten güzeldi. Güzeldi değil mi? Bence de lezzetliydi. Ali de dedi ki çayın suyunu Cansu koymuştu. Dün akşamki çay gibi olsun istiyorsanız o zaman suyunu Cansu koyacak dedi. Cansu'cum şimdi çayımızın suyunu koymaya gitti arkadaşlar. Ali hiç katılmıyorsun ama hiç katılmıyorsun sohbetime hiç katılmıyorsun, olmuyor böyle. Basketbol. Evet, giderken dedi ki saat 8.30'da basket maçı var, ona göre geri döneriz demişti. Ben de çok mağaza yok orada zaten. Yani Mudo'ya gezeceğiz diye gittiğimiz için çok mağaza yok, mağaza yok zaten, döneriz geri falan demiştim. Adam eve gelir gelmez hemen maçına koyuldu arkadaşlar. Çayı servisi de yaparsın, demlemesini de yaparsın Ali. Cansu'cum çay suyunu koydu. Ben de hemen şu üstümü falan bir çıkarayım. Fena bir yağmur vardı arkadaşlar. Hiç keyif alamadık. Bu sefer gerçekten gezmeden keyif alamadık ve fiyatları görünce benim bütün modum düşüyor arkadaşlar. Gerçekten yani kazaklar olmuş 500, 600, 700, ayakkabılar 1000 lira, 1500 lira, çantalar 1000 lira. Değil mi Banu? Niye görmedin mi şeyde ayakkabı elle de? Ha, 600 oldu ama benim aklım 10 bine gitti. Yani o yüzden hiç tad alamadık arkadaşlar. Evimiz evimiz, güzel evimiz. Aynen. En güzel evde oturmak, keyif yapmak valla. Fındık mı? Aynen. Tamam. Hemen ben şu montumu çıkarayım. Banucuğum üstünü başını değiştirdi geldi valla. Ben de oturdum böyle koltuğa. Orkidemizi gördünüz mü? Orkidemizi açtı arkadaşlar. Onu gösteremedim size. Bir tane minnoşumuz açtı orada öyle. Çok da güzel oldu.
Ay. 3-4 gün elim sadece. Çok seviyorum çiçekleri biliyorsunuz. Neyse gideyim üstümü değiştireyim arkadaşlarım. Çay demini alırken ben de mutfağa geldim. Şöyle bakın malzemelerimi çıkarmaya başladım. Çok güzel bir kurabiye yapacağız sizlerle. 10 gün bayatlamayan muhteşem bir kurabiye olacak arkadaşlar. Hemen malzemelerimi çıkarayım. Size tek tek malzemeleri göstereceğim zaten. Hemen hızlıca halledelim, çıkaralım ve yapmaya başlayalım. Evet, malzemelerimiz hazır mı kızım? Hazır. Şimdi Defne'cimle beraber kurabiye yapacağız teyzeleri. Şöyle malzemeleri sizin için hemen sayıyorum. Bir paket margarinimiz var arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir çay bardağı pudra şekerimiz. Bir su bardağı Hindistan cevizimiz var. Yarım çay bardağı nişastamız. Bir paket vanilinimiz var. Dört su bardağı unumuz var. Kabartma tozumuz yok arkadaşlar. Kabartma tozu yok bu kurabiyenin içinde. Öyle enteresan bir kurabiye. Ve kurabiyemiz piştikten sonra bulamak için bir çay bardağı nişasta, bir çay bardağı pudra şekeri ve bir çay bardağı Hindistan cevizimiz var arkadaşlar. Şimdi şu malzemeleri şöyle kenara ayırıyoruz ve bütün malzemelerimizi kurabiye haline getiriyoruz. Şefikam da burada bekliyor tabii ki her zaman olduğu gibi. Soran arkadaşlarım olmuş. Yelizciğim memnun musun? Almayı düşünüyorum. Gerçekten tavsiye eder misin diyen arkadaşlarım da olmuş Şefikam'la ilgili. Hemen şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer kol rahatsızlığınız varsa, böyle yoğururken gücünüz yetmiyorsa, yorulduğunuzu hissediyorsanız, ne bileyim kolunuzda ağrı oluyorsa kesinlikle tavsiye ederim. Ben golfçi dirseği olduğum zaman almıştım arkadaşlar. Çünkü çok fazla böyle hamurla haşır neşir olduğum için. Poğaça hamurudur, işte börek hamurudur, ne bileyim mantı hamurudur. Her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. İsterseniz linkini de bırakırım. Yorumlarda sorarsanız linkini de bırakırım arkadaşlar. Çünkü ben kendi makinamdan çok çok memnunum. Almış olduğum satıcıyı ve ürünün linkini bırakırım. Almak isteyen herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. İmkanı gücü olan herkes alsın, mutfağında bulundursun. Kek yaparken de aynı şey geçerli arkadaşlar. O orada yumurtayı, şekeri çırparken siz diğer malzemelerinizi hazırlayabiliyorsunuz. Yani mikserden de çok çok daha rahat kullanımı var diyebilirim. Hemen şimdi kurabiyemize geçelim. Güzel bir kurabiye çıkaralım ortaya. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu da lütfen yapın, deneyin. Dönüşlerinizi de bekliyorum hepiniz. Arkadaşlar şimdi şefikamı kapattım. 3 su bardağı un koydum ben. Siz kontrollü bir şekilde ekleyin. Tarifte 4 su bardağı yazıyordu. Kontrollü ekleyin yazıyordu. Ben de bütün unu koymadım. Bakın kıvamına. Yani kurabiyelerde yumuşak hamur her zaman çok daha güzel oluyor. Sıcak fırına süreceğimiz için çok fazla yayılma da olmuyor arkadaşlar. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır arkadaşlar. Hemen 180 derecede ısıttığımız fırına kurabiyelerimizi pişmesi için atıyoruz. Banucum da yardım ediyor bana. Şöyle. Sürelim bakalım. Arkadaşlar pudra şekeri ile Hindistan cevizini karıştırdım. Birer çay bardağı vardı biliyorsunuz, göstermiştim size tarifi anlatırken, söylerken. Onları şöyle bir güzel harmanladım. Şimdi kurabiyelerimizin pişmesini bekliyoruz. Kurabiyelerimiz çıkınca bir güzel bulayacağız arkadaşlar. Biraz daha bekleyecek kurabiyeler.
Arkadaşlar kurabiyenin bütün işlemi tamam. Pişmaniye kurabiyemiz hazır. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Pamuk oldular. Pamuk pamuk. Çok lezzetli oldular. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki. Yani daha önce yediğim için ve çok beğendiğim için sizlerle de bu tarifi paylaşmak istedim. Banu'cumla da paylaşmak istedim. Banu'dan not alacağız bakalım. Bakalım notumuzu da alırız. Hemen çaylarımızı dolduralım. Kurabiyemiz azıcık soğusun. Çünkü fırından çıkarır çıkarmaz buladık arkadaşlar pudra şekerine ve Hindistan cevizine. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Arkadaşlar şöyle bulaşık makinemi daha boşaltmaya başlıyorum. Vallahi dışarıya gitmeden önce çalıştırmıştık. Şimdi bulaşık, yemek bulaşığı, kahve bulaşığı falan derken tezgahta dağıldı. Hemen şurayı bir halledeyim. Ondan sonra çay faslına geçeceğiz. Arkadaşlar size şimdi Migros indiriminden yakaladığım şu deterjanı göstermek istiyorum. Beyazlar için deterjan aldık arkadaşlar. 133 liradan 100 TL'ye 99 küsüre inmişti. Hemen kaçırmadık, aldık vallahi arkadaşlar. O mu? Aktif fresh beyazlar için. Şurada da şöyle Cansu'cum kedilerimize diş fırçası almış. Sonrasında şöyle şampuan. Elidor'un şampuan ve saç bakım kremi var. Bir de patatesimiz ve soğanımız var arkadaşlar. Patates soğan kalmamıştı evde. Onları da aldık. Şimdi hemen bunları bir yerleştireyim. Sonrasında çay faslına geçiş yapalım. Arkadaşlarım kurabiyeler hazır. Mutfak temizlendi, toparlandı. Marketten getirdiğimiz şeyler, aldığımız ürünler de yerine yerleştirildi. Şampuan da indirimliymiş. Banu'cum söyledi arkadaşlar. Şampuanı da indirimli fiyattan almış bizimkiler. Migros'tan indirimden kaptık gibi bir şey oldu yani, anlayacağınız. Şimdi kurabiyeleri servis yapacağım ben arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim size. Hemen tabakları alacağım ve servis yapacağım arkadaşlar. Cansu'cum tadına baktı ve tam notu verdi arkadaşlar. Şimdi Defne'cim ve Banu'cum için de alıyorum, gidiyorum. Aslında bakarsanız bu saate kalmayacaktık ama birazcık böyle dinlenelim edelim derken vakit ilerledi. Arka balkonda Caner'in yazın topladığı fındık vardı arkadaşlar. Çuvalda bilirsiniz, görmüşsünüzdür birçok kez. Banu'cum o fındığı aldı önüne, şimdi temizliyor. Ona ben şimdi çayı demledim, işte servisini yapacağım. Gece uzun yani, anlayacağınız. Bizim bu gecemiz uzun. Ama ben çok da yorgunum, bilmiyorum. Belki müsaade ister uyumaya da gidebilirim. Çünkü vücut direncimin düşmesini istemiyorum. O zaman çaylarımızı da dolduralım. Salona geçelim bakalım. Hemen şöyle, çaylar da hazır. Cansu'cum ders çalışıyordu. Ona da bir sorarım arkadaşlar. Kızım geliyor musun, sana mı getireyim diye. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım. Alalım gidelim, şöyle güzel bir çay keyfi, kurabiye keyfi yapalım bakalım. Tam olarak bu haldeyiz bakın. Banu'cum ayıtlıyor orada, temizliyor. Defne yardım ediyor. Şimdi kurabiyeleri vereceğim. Defne'cim biraz yedi, parçaladı. Ben de başladım arkadaşlar. Bir taraftan da çayımı içiyorum böyle. Banu'cumun çayı da orada. Pijamalarımı da giydim geldim arkadaşlar. Artık vedalaşabilirim sizinle. İnşallah bir sonraki videoda yine sağlıklı, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olur. Banu'yu o kadar dedim, elleme Banu, yapma Banu, boşver Banu dedim şu fındık temizleme ayıklama olayını. Uykum yok İliz, ne yapayım, cön bakayım mı dedi. Öyle deyince ben de bir şey diyemedim. Ne yapayım yani, ne diyeyim arkadaşlar. Ne diyeyim Banu? Arkadaşlar yardıma bekleriz. Gelin yardıma. Fındıkçı bacılarınıza yardıma gelin. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın can bacılarım, güzel bacılarım benim. Gönlü güzel bacılarım. Hoşça kalın.